Evet arkadaşlar, bu evimizin fiyatı 2.600.000 Türk Lirası. Aydın Didim Akyeniköy Yeşiltepe'dedir. Aydın Didim Akyeniköy Yeşiltepe'dedir. Değişik bir mimari tasarımla yapılmış. Bölgede gerçekten farklı. Etüt etmenizi rica ediyorum diğerleriyle. Bu benim hoşuma gitti. Önemli olan sizin takdiriniz. Sevgili arkadaşlar, hadi evimize bakalım. Arkadaşlar, Aydın Didim Akyeniköy Yeşiltepe'deyim. Bu görmüş olduğunuz evin fiyatı 2.600.000 Türk Lirası. Bu evde ne var? 4+1, 2 oda, tabanda salon açık mutfak, tabanda zemin katta, üstte de 2 oda var, giyinme kabinleri, odaları var, havuzludur. Yeşiltepe'nin çok güzel bir yerindedir. 700 metrekare arsası var, 15-30 imarlıdır. En yakın denize 6 kilometre, Didim'e hoş geldiniz levhasına da 12 kilometre yakınlıktadır. Değerli arkadaşlar, bu tarafı oldukça geniş bırakmış. Bu ön tarafları geniş bırakmış. Arka tarafta da bahçesi var ama binayı böyle yaymış tabana, binayı yaymış. Bana göre de çok değişik bir mimari. Hatta ben söyledim, mimari kim çizdi dedim. Bu sevgili arkadaşımız yurt dışında kalıyor. Mimariyle orada bir çözelti yapmış. Kendisi elektrik teknisyeni bir şeydir. O yüzden emeğine de sağlık, böyle güzel bir şeyler yapmış. Burada da bir bahçe alanımız var, havuzumuz da burada. Drone görüntülerini izleteceğiz size. Gel Furkan'ım gel. Bunun gece görüntüleri de çok iyi. Bizden önce, bizden sonra birileri daha paylaşmış burayı. Muhtemelen o zaman fiyatları daha yüksek yapmışlar. Bu arkadaş biraz fiyatla oynama yaptı. Böyle geniş yeşil alanlarımız var. Ve burada da bir havuzumuz var. Orada ne makine çalışıyor. Evet, ederler, temeller. Gel babam, bu havuzu da göster. Bu havuzu da gösterelim. Valla ben az daha havuza atlıyordum. Bir su canım çekti. Burası da havuzumuz. Sevgili arkadaşlar, havuzumuz burası. Barbekümüz var. Komple panjurlar vesaire vesaire hepsi var. Gel canım benim Furkan'ım. Furkano, lo Furkano. Evet, bir de buradan benim bulunduğum pozisyondan bir böyle ateş et. Havuza, bahçeye, garaj kapısına. Evet arkadaşlar, bu binayı arkaya doğru kaydırmış, tam merkezi bir yerde. Yeşiltepe'nin en merkezi olan yerindedir. Peki burada arsalar nedir sevgili arkadaşlar? Arsalar ben 1-2 yıl önce size sunmuştum, işte 400-500'e. Şimdi yok arsalar, yani daha o aşağılarda 600'e bulunsa da ama yerleri çukur mukurdur. O tepelerde 1 milyon isteyen bile var. 1 milyon isteyen bile var. Yani 1 milyon istiyor da alan var mı? Var. Çünkü yok yani, çok öyle. Hani burada çok satlık ev de yok. Eskiden vardı. Durum bu hale geldi. Değerli arkadaşlar, burası ön cephe. Burayı arz etmeye çalıştık. Gel babacığım. Gel arka tarafları da gösterelim. Değişik bir mimari tasarımı var dedik. Buradan bakın, üstte oda var. Odanın böyle önünde bir terası var. Güzel güzel böyle çelik kapı. Gel arka tarafı da gösterelim. Panjurlar, efendime söyleyeyim, söveler hepsi birbirine uyumlu. Arkada da ne için bırakmış? Arka taraf zeytinlik. Ancak burada da bir ekip biçmek için bir alan bırakmış. Ekip biçmek için bir alan bırakmış. Bu arkadaşımız 210 metre kapalı alanı olan, havuzu olan, otoparkı olan, Akbük merkeze, Akbük denizine, yani en yakın denize 6 kilometre, Didim'e hoş geldiniz levhasına da 12 kilometre yakınlıktadır. Evi böyle labirentlerini size özetlemeye çalışıyoruz. Gel Furkan, zaten drone'la da gösterdik. Şimdi evet, çelik kapımızı açtık. Çelik kapı da böyle aynalı bir çelik kapı. Gel babacığım. Buradan geldik. Biz ışıklar gün içi olduğu için biraz daha koyu renkler olsun diye biz panjurları açmıyoruz, ya da açsak mı? Gördünüz dışarıyı, bence açmaya gerek yok. Ya da açsak mı? Evet, salonu özetliyoruz. Mutfağımızın önünde bir ada mutfak var. Heylur, heylur, heylur. Veylur, veylur, veylur. Mutfağı göster babacığım sen. Mutfağı göster. Ben de bu kapı bacayı açayım. Heh. Şimdi burayı da böyle bir açalım, sineklikleri de açalım. Şırıl şırıl suyun akışı. Sevgili Furkan, işte havuzumuz geniş bir, önümüzde geniş bir alan var. 2.600.000 TL. Biz sorduk, sembolik bir pazarlık var dedi beyefendi. Ve geldik. Bunun menşei nedir? Ağaç gibi duruyor. Önünde de böyle cam bir kuşak var. Burası ada mutfak. Ada mutfağımız burası. Gösterdim değil mi ada mutfağı? Burada, bura ne? Bura TV ünitesi mi? Televizyonu herhalde buraya montajlayacak. Televizyonu buraya. Burada da kitaplık vesaire vesaire bir tasarı var. Değerli arkadaşlar, gel ada mutfağı bir daha gösterelim. Gel. Ha, affedersin. Özür dilerim Furkan. Değerli arkadaşlar, burada işte gördüğünüz gibi böyle raflar var. Raflarda böyle kapakları kapatılmış. Muhtemelen burası çamaşır. Evet, buraya evye döndük. Mikrodalga ve şişman bir buzdolabı buraya konulur. Burada da yine terekler, raflar vesaire. Ve ne var burada? Kalorifer tesisatının altyapısı var. Buraya bir daha gel. Buraya bir daha gel. Salonu özetlemeye çalışıyoruz. Evet, salonla mutfak bir arada, havuza hakim. 2.600.000 Türk lirası, 700 metrekare arsa içinde yapılmış. Ve buradan biraz çelik kapıya doğru git, geri git. 2 odamız zemin katta. Burası salon, mutfağımız. Bu geniş alandan kapı yok. Böylesi daha iyi olmuş. Ve buradan odamıza geldik. Oda 1. Yeni 0. Yerdeki parkeler, ebatları kalın, onu söyleyebilirim. İtina ile yapılmış, lüksün sonu yoktur. Ama mimari özelliği Yeşiltepe'de yapılan evlerden biraz daha farklı. Bunun gece görüntüsü daha iyi, ya da sabah çekseydik belki daha göze iyi gelirdi. Ve döndük, burada bir banyomuz da var. Bir banyomuz var burada. Banyonun içine girdik. Hilton dolaplar, havluluklar, efendime söyleyeyim. Furkan, burada da bir böyle masaj yapan bir şeyler koymuşlar. Yağmurluk diyorlar aklına. He? Yağmurluk, yağmurluk. Oda 1, banyo 1, salon, açık mutfak ve gel babacığım. Oda 2, oda metrekareleri gayet güzel. 2 odanın tabanda oluşu iyi. Ama en çok güzel de bu yerdeki parkeler. Bu yerdeki parkeler son derece güzel. Hoş ev. 2.600.000 Türk lirası. Ve burada da koridorda bir depo alanı merdiven altında oluşturmuş. Burada da işte çim biçme makinesi vesaire vesaire. Koridorumuzda böyle statik karkası güzel çizmişler. Ve merdivenimiz sağanlıklı merdivendir. Öyle döner merdiven değildir. Yukarıya çıkıyoruz. Bakalım yukarıda ne var? Evet. Şimdi beyefendi mimarla beraber etüt etmiş, çalışmış, ölçmüş. Burada geniş bir hol bırakmış. Tabi buralara dolaplar vesaire vesaire konulabilir. Burada geniş, ferrah bir hol oluşmuş. Bir tane oda burada, bir tane de orada. Bu odaya bakalım, 3. oda diyelim. 3. odamıza bakalım. Allah, 3. odanın neleri yok ki? Evet, bu 3. odamız. 3. oda ebeveyn banyolu ve giyinme odası da var. Önündeki balkonu da gösterelim, sonra giyinmeyi vesaire gösteririz. Evet. Biraz kartpostallık bir ev olmuş bu. Çok güzel olmuş. Yapan eline koluna sağlık. Drone'la resimde çektin değil mi? Evet. Balkonu göster. Bu oda tamamen müstakil. Evden sanki ayrı gibi. Balkonu ayrı, banyosu içinde. Giyinme kabini ayrı. Ve gel giyinme kabini gösterelim. Sevgili arkadaşlar, burası da giyinme kabini. Böyle dolaplar, molaplar konulur böyle. Dolaplar işte. Elbise konulu bir şey olur. Oldukça geniş, güzel bir bölüm, bir oda. Kirişleri görüyorsunuz. Tabanları 30 santim, 30'a 50 taşıyıcı, statikçiler, mühendisler ne demek istediğimi iyi bilirler. Burası da banyo, ebeveyn banyolu, giyinme odalar. Evet, 2.600.000 Türk lirasına satılık olan villamızın 3. odası böyle. Bunu arz ettik. Anlaşıldı mı burası? Evet ve gel. Şimdi 4. odaya doğru gidiyoruz. 4. odaya doğru gidiyoruz. Evet, aynı şekilde burada bir çamaşır odası var. Burada bir çamaşır odası var. Bana göre çok güzel, tamamen müstakil kapısı olan bir çamaşır odası. Ve geldik 4. odamıza. 4. oda yine 3. oda gibi giyinme odalı, ebeveyn banyolu. Giyinme odalı, ebeveyn banyolu. Şimdi ne gösterdik biz size? 2 tane giyinme odası olan ebeveyn banyolu. Üst katta 2 oda gösterdik. Altta da 2 oda, 1 banyo var. Toplamda 4 oda, 3 banyo. Odaların ikisi ebeveyn banyolu ve giyinme odalıdır. Ve geldik bu giyinme odasını da gösterelim. Bu da 2. ebeveyn banyolu ve 2. giyinme odalı oda. Ve döndük. Bu da bu odanın içindeki banyosu. Yani bir ekmek verirsen ekmekçiye ver derler. Bu Anadolu'da kalıplaşmış böyle anonim bir şey. O yüzden biz de size bu evin özelliklerini arz etmeye çalıştık değerli arkadaşlar. Banyomuz yine duşakabinleri vesaire vesaire. Çok güzel olmuş. Şimdi eklemek istediğim ne olabilir? Siz bir şey sormak isterseniz yazın, yorum yapın, bir şey yapın. Ben de bildiklerimi size paylaşırım. Burada imar durumu 15-30 olduğu için 15-30, ancak bu imar durumunda değişiklik yapmış. %20'sini alta kullanmış. %10'unu yukarıda kullanmış. %20'sini aşağı kullanmış. %10'unu yukarıya kullanmış. Bu biraz daha böyle çelikten evler gibi çatı yaratmak, görselini yaratmak daha böyle göze hoş gelir. Biraz İngiltere'de evlerin çatıları böyle ya, değişik bir kartpostalık, İskoçya'da, efendime söyleyeyim bazı yerlerde. O tarz evler bu arkadaş da o kültürün içinde biraz büyüdüğü için herhalde ona hitap etmiş. O da böyle yapmış. Ve burada ne gösterdik? 2 oda, ikisi de içinde giyinme kabinleri var. İkisi de ebeveyn banyolu. Ve bir de çamaşır odası gösterdik. Tabanda gösterdik. Durum arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. 2.600.000 TL'lik ev için iletişime geçebilirsiniz. Sembolik bir pazarlığı olabilir. Hoşça kalın, iyi günler.